burada çok önemli bir konuya yine değinmek istiyorum. Fütuhat hükümeti, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nde kama girmeyeceği, Büyük Doğu Batı'ya karşı madde ve manada bir fetih hareketidir. Bu çerçevede bütün Batı tefekkürü bizim fetih sahamız. Sen fikirde Oscar Wilde'ı fethedemediğin, onu İslam tasavvufu karşısında hesaba çekip bize getiremediğin içindir ki Wilde'ın torunları oradan gelip senin Bağdat'ını işgal ediyor. Fuzuli'nin, İmam-ı Azam'ın mezarını çiğniyor. Bu ve benzer örneklerdir ki Büyük Doğu'ya iddia penceresinden bakmayınca onun adına, bizzat onun gayesine ters neler yapılıp söylenebileceği her defasında gösterir. Yeniden Necip Fazıl portresine geldik şimdi. Portrenin merkezinde okumuştum. İslam'ın muhatap anlayışını, dünya görüşünü örgüleştiren adam diye bir ifade var. İşte Necip Fazıl anlamanın anahtarı. İslam'a muhatap anlayış davasını başa almadan Necip Fazıl hakkında çizilecek her portre yarım kalır. Nedir bu? İslam'a muhatap anlayış nedir? Mukaddes ölçüler ortada. Kur'an, sahih hadisler. Ama onlara bakacak göz nerede? Hangi ölçüde zaman idrak edilir? İslam'a muhatap anlayış davasının bir mecburiyet, hava ve sudan daha elzem olduğunu karşımıza çıktığı nokta burası, zaman idraki. İslam zaman ve mekan üstü. O hiçbir içtimai realiteye göre eğilip bükülemez. Hiçbir kavmin, hiçbir insanın keyfine ve hiçbir asrın idrakine göre değiştirilemez. Bilakis içtimai realiteler, kavim ve şahıslar, asırlar ona göre şekillenecek, kendilerini ona nispet değerlendirecek. Mutlak hakikat olan İslam, bütün insan ve toplum meselelerinin kendisine nispet, yine nispet bahsine geldik, çözüme ve izaha kavuşacağı biricik kurtuluş yolu. İslam pazarlık kabul etmez. Bir Müslümana düşen mükellefiyet, İslam'ın hakikati neyse ona iman etmez. Necip Fazıl'ın adını koyduğu dava bu. Hani Büyük Doğu'yu tarif ederken diyor ya, ideoloji örgüsünden. İslam'ın saffet ve asliyetinden zerre feda etmeksizin onu yeni zaman ve mekanlarda eşya ve hadiselere tatbik eder. Büyük Doğu iddia bu anlamda bakarsak Anadolu'nun, Anadolu vurgusuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Büyük Doğu iddia Anadolu'nun tarihi, siyasi ve içtimai şartlarında ortaya çıkmış, tarih muhasebesini bu noktadan yapmış, Doğu ve Batı'yı bu merkezden hesaba çekmiş ve bunu yaparken İslam'ın saffet ve asliyetinden zerre feda etmemiş biricik dünya görüşüdür. Bunun ispatçısı olmakla mükellefiz. Her Müslüman buna mükellef. Bunu derken, Anadolu vurgusu derken, başta Baki arkadaşımız Sayın Salih Mirzabioğlu'nun mesajını okudu. Orada başkanlık sistemi vesilesiyle farklılıklara dikkat çekiyordu. İşte Fransa'ya göre mi başkanlık sistemi kuralım, Amerika'ya göre mi başkanlık sistemi kuralım tartışmaları bile her ülkenin kendi şartlarına göre ayrı bir başkanlık sistemi olduğunu gösteriyordu. Bu göndermelere gerek yok. Anadolu'nun şartlarında kurulacak olan başkanlık sisteminin baş hücrelik olmalıdır. Bu gayeye nispetle şekillendirmelidir. Anlamında en azından benim o şekilde anladım. Buradaki Anadolu vurgusuna görünce aklıma geldi. O anlamda bir şeyler vardı. Anadolu vurgusu çok önemlidir arkadaşlar. Biz adımların ilk sayılarında Anadoluculuk ve Anadolu ve Türk kavramını öne çıkarmaya çalışmıştık. Büyük Doğu iddia Anadolu'nun tarihi, siyasi ve içtimai şartlarında ortaya çıkmıştır. Kaldığımız yerden devam edelim. İslam zaman ve mekan üstü biricik rejimdir. Hani Necip Fazıl diyor ya, her görüş, her inanış, tek mersinlik ve selam. Zaman ve mekan üstü biricik rejim İslam. Zaman ve mekan üstünün yeni zaman ve mekanlarda tecellisi. Suyun büründüğü kabın şeklinin rengini alması gibi. Lakin önemli olan suyun saffet ve asliyetine zerre kadar zarar gelmemesi.
Necip Fazıl ve Salih Mirzabıoğlu bütün söylediklerini, mücadelelerini, hayatlarını özetlesek, özetin de özetini çıkarsak, bizce geriye kalacak olan üç kelime şu: İslam'a muhatap anlayış. Başımıza ne geldiyse arkadaşlar, bu olmadı. Eşya ve hadiselerin üzerine gözümüzü en keskin bir projektör gibi Müslümanca çeviremediğimiz, bütün olan ve bitenleri Müslümanca sorgulayamadığımız için geldi. Bir kişinin bütün ayet ve hadisleri bilmesi, bütün fetva kitaplarını yutması dahi eşya ve hadiseleri doğru muhakeme etmesine yetmez. Bu apayrı bir nasip ve diyalektik işidir. Dünya görüşü dediğimiz şeyin de esası burada yatır. Necip Fazıl, Abdülhakim Arbaz Hazretlerinden aldığı ilhamla insan ve toplum meselelerine sarkmış, cemiyet meydanında Allah ve Resulünün muradına uygun Müslümanca bakışı misal vermiş. İslam'a muhatap anlayış diyorum ya, bunu en basit şekilde şu şekilde anlatmak isterim. Hiç kimse, elbette ki bu mümkün değil ya teşbih, Allah ve Resulü gibi olma, Allah Resulü gibi olmamız mümkün mü? Hayır. Ama her Müslüman her olayda, her hadisede, her durumda nasıl bir karar alacağız diye düşünüyoruz ya. Aslında şunu düşünmedi ya da şunu düşünüyordu. Bunun zevkini etmedi. Burada ben değil de Allah Resulü olmuş olsaydı, nasıl bir tavır aldı? Sahabi nispet dedik. Sahabi nispetini buna göre kurdu. Tabiler de sahabiye göre kurdu. Allah Resulü de Allah'a nispetle kurdu ki yaşayan Kur'an'dır zaten. Allah-u Teala'nın muradına göre tavır aldı. İslam'a muhatap anlayış davası özünde budur. Allah ve Resulünün muradına uygun olarak eşya ve hadiselere, dünyaya, olup bitenlere bakabilmek, mana verebilmek. Büyük doğuculuk da Büyük Doğu'da budur zaten. Bu muradın dışında olan büyük doğuculuktan sadece Necip Fazıl güzellemeler. Kendi kısırlığına Necip Fazıl'ı malzeme etmek. Necip Fazıl'ı İslam'a muhatap anlayış davası merkezinde ele alan ve diğer bütün hususiyetlerini bu manaya dahil eden kişi ise Mirza Beyoğlu'ndan başkası değildir. Tekrar vurgulamak istiyorum. Diğer bütün hususiyetlerini bu manaya dahil eden kişi, yani şair Necip Fazıl'ı da, tiyatro muharriri Necip Fazıl'ı da, gazeteci Necip Fazıl'ı da, aksiyon icra eden politikacı Necip Fazıl'ı da, aklınıza gelecek bütün hususiyetlerini bu manaya dahil eden ve bunun etrafında toplu bir görüş olarak değerlendiren, ortaya çıkaran Salih Mirzabeyoğlu'ndan başkası değildir. İddia külliyatı bir bakıma Necip Fazıl gibi misyon sahibi bir Allah dostunun hayatındaki bütün girinti ve çıkıntılara hikmet penceresinden ibret gözüyle bakabilmenin ve bu haşmetli azabın fikri temellerini kurabilmenin destanlık verimidir. Salih Mirzabeyoğlu üstadın sadece siyasi ve sosyal duruşundan değil, günlük hayattaki en basit bir söz, eda ve davranışından bile fikir dağıtmış ve bu emeğinin karşılığını başta tilki günlüğü olmak üzere kocaman bir külliyat halinde almıştı. Düşünce bir hesaplaşmanın eseridir. Hiçbir fikir bozkırda çekirdek gibi tek başına doğup gelişip serpilmez. Bu çerçevede Necip Fazıl'ın Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin tanıması Türk tefekkür tarihinde 500 yıllık tersine gidişe dur denilen ilk nokta. Sonrası malum. Efendi Hazretleri'nin üflediği hava ve İslam tasavvufunun beslediği fikir, Batı tefekkürüyle dünya çapında bir hesaplaşmaya girişiyor. Büyük Doğu iddia bu hesaplaşmanın eseri. Necip Fazıl'ın hayatındaki ikinci büyük buluşma ise bizzat kendi el yazısı ile Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çilenin nefs muhakemesi diye selamladığı Salih Mirzabeyoğlu ile karşılaşması. Raporlar kitabını okumuşsunuzdur. Özellikle 80 öncesi, 70'lerin sonuna
yetişen nesil için çok ünlüydü bu raporlar. Bu raporlarda çıkan Işık ve Müjdelerin Müjdesi isimli yazılarda bu buluşma ve tanışmanın niçin bu kadar mühim ve tarihi olduğu bizzat Necip Fazıl tarafından ifade edilmiş. Necip Fazıl'ın külliyatına kronolojik olarak baktığımızda peşinden gideceğini ilan ettiği üç isme rastlar. Birisi isim değil, genel bir mana, üç şey etrafında değil, peşinden ayrılmayacağını ilan bunlardan birisi Yunus Emre. 1920'li yılların hemen başında Yunus Emre'yi bulmuş. Daha henüz İslami mücadeleyle tanışmasına, bu yolun rens şahsiyeti olmasına uzun zaman var. Yunus Emre'ye diyor ki, hatırlarsınız o şiiri. Rüzgara bir koku ver ki kırkandan, geleyim izine doğru arkandan, bırakmam, tutmuşum artık yakandan diyor. Ne arıyordu, neyi bulacak? Yıllar geçti. Yunus'un hırkasından gelen o mübarek koku onu aradığı adrese, büyük kapı dediği yere getirdi onu. Bu büyük kapı ona sonsuzluk kervanını yolunu açtı. Sonsuzluk kervanı şiirini biliyorsunuz. Bir kırıntı yeter kereminizden. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben demişti. Peşinden ayrılmayacağını ifade ettiği ikinci manada Yunus'un aralarında bulunduğu sonsuzluk kervanı. Ve nihayet 1979 senesi ve Müjdelerin Müjdesi yazısı. Mirza Beyoğlu için diyor ki, benim ardından gelmeyeceğim, ben onun ardından koşacağım. Üçüncü peşinden ayrılmayacağını ifade ettiği mana kahramanı da Salih Mirza Beyoğlu. Varsa dördüncüsünü hatırlayan peşinden, ben hatırlamıyorum üstadın eserde. Üstadın muhasebe şiiri meşhur. 1947 yılında yazılmıştır. O şiirinde ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başındayım. Şimdi burada bir başka şiire dikkat çekmek istiyorum, bunu geçmek istemiyorum. Çile kitabında 1982 tarihli Anneme diye bir şiir var, hatırladınız mı? Anne girdin düşüme, yorganın olsun duam, mezarında üşüme, anlamam, anlatamam, düşen düştü peşime, artık vadeler tamam diyor ya. 1982 senesi. Salih Mirza Beyoğlu'nun Necip Fazıl'la baş başa adlı eserinin ilk yayın tarihidir arkadaşlar. Bu eser aynı zamanda üstad tarafından hakkında yazılmış tek harika kitap ifadesiyle karşılanmıştır. Anlamam, anlatamam, düşen düştü peşime, artık vadeler tamam. Burada 35 yıl önce ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başı diye hasretini dile getirdim. Ve bulduktan sonra 500 senedir beklenen mütefekkir damzeli olarak selamladığı o genci Mirza Beyoğlu bulmuş olmanın büyük huzurunu siz de hissedebiliyor musunuz? Bende bıraktığı intiba budur bu şiir. Bilmiyorum. Onun kafa kağıdını okunması gerektiği gibi okumaya çalışanlar, yani tilki günlüğü okuyucuları bu anlamam, anlatamam, düşen düştü peşime, artık vadeler tamam şiirindeki hikmeti anlarlar. Mirza Beyoğlu'nun da buna dair bir şiiri var. Bunu da atlamak istemiyorum. Hakikaten hani Necip Fazıl ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başı demişti. Sonra düşen düştü peşim artık vadeler tamam demişti ya. Köprü başı diyor. Tam üç nesli kalburdan eledi beni seçti. Dünya gözüyle gördü, perde ardına geçti. Diyor. Üstad olan birlikteliği ifadeymiş. Tamamdır. Sorusu olan falan varsa onu da alabilirim. Ya da devam mı edelim? Devam edelim. Çok güzel. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Aklınızı helal edin. Gerçekten. Çok değil. Lütfen devam edelim. Necip Fazıl'ın perde ardına geçeli 33 sene oldu. 25 Mayıs 83'tü değil mi üstadın vefatı? 25 Mayıs 83. 25 Mayıs'ta 33 sene olacak. Salih Mirza Beyoğlu o perde ardına geçtiğinde 33 yaşındaydı. Tespihin ikinci 33'ü de tamam oluyor. Artık son düzlükteyiz. İnşallah tespihatımız son zikrinde yeryüzü ve gökyüzü helalleşecek ve nur kaçtığı yerden toprağa inecek. İmanımız bunadır ve aksiyonumuz buna dair olmalıdır.
bütün gayeler başyücelike nispetle, çalışmalar diyor ya, olmalı başyücelike nispetle. Evet, Necip Fazıl 33 sene evvel maddesiyle perde ardına geçti. Ama hala dipdiri ve tapmaz olaraktan tartışılmaya devam ediyor. Demek ki vefatının üzerinden 33 yıl geçen Büyük Doğu mimarının manada dipdiri olarak hala İslami dünya görüşünün merkezindeki şahsiyet olduğunun farkındalar. Bir adım daha atalım. Baki Bey konuşmasının başında ifade ettiği gibi Büyük Doğu'nun iddia Necip Fazıl'ın ise Salih Mirzabıoğlu suretinde yaşadığını dost ve düşman apaçık biliyor. Bazen övgü, bazen sövgü yoluyla saldırılan, tartışılan, istismar edilen, hep gündemde kalan kişi aslına bakarsanız Necip Fazıl'ın şahsında Mirzabıoğlu'ndan başkası değildir. Bazen övgü yoluyla diye belirttim. Dikkatinizi çekerim. Bu yerine göre en tehlikeli saldırı çeşidi. Övgü yoluyla saldırılma. Mirzabıoğlu'nun çizdiği ve sergilediği her dem daha taze, daha genç olan Necip Fazıl portresinin etrafındadır olan bu. Dolayısıyla da Mirzabıoğlu'nun etrafındadır. Mesela niçin Mehmet Akif'e nispetle konuşuluyor? İslami bir topluma gidiş, bilmem Mehmet Akif'in özlediği toplum mu değil mi filan diye. Ve Necip Fazıl etrafında konuşuyor. Çünkü Necip Fazıl Mirzabıoğlu şahsında yaşamaya devam ediyor. Evet, evet, zayıf kalınca üstada geçtiler şu anda. Ki oysa baksan mesela hani mezhep mevzuları falan var, mezhep İslam dünyasında bir tehlike bir plan gibi maalesef nerelere çıkacağı çok acı sonuçları olan ifadeler. Akif onlar için daha uygun bir isim aslında bakarsanız, istismar için. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıyor ilhamını, ne mezhep var ne başka bir şey var baktığınızda. Ölmüş bir adam niçin tartışılır? Sen bir aksiyon hamlesi üzerindesindir. Ve o kişinin devri zamanındaki duruşu ve ifadesi tezgahlamak istediğin toplum projesiyle aranda bir engel teşkil ediyor. Senin hedef kitlenin kafasını bulan. Bu sebeple ben davamın selameti adına reformculuğun, dinde reformculuğun modu olduğu yerde Mehmet Akif'i sorguladım. İslam sosyalizmi diye bir kavram çıkarsa Nurettin Topçu'yu sorgularım, sorgulamaya çalışırım. Onların belli başlı değerlerini reddettiğim anlamına gelmez. Çok önemli ve büyük işler de yapmışlardı. Elimden geldiğince kendi bağlı olduğum ehl-i sünnet vel cemaat çizgisi zaviyesinden yanlışlarını birer ikişer dile getirmeye çalışırım. Bir aksiyon adamının en tabii hakkıdır bu. Hükmünü koyarsın, söylersin, geçersin. Orada kalmazsın. Onunla yatıp kalkmazsın. Diğerler için de böyledir bu. Mezhepsiz bir hedef kitlesi hedef istersin mesela. Ki bu mezhepsizlerin Necip Fazıl'a saldırıları meşhurdur. Arada sırada bunların ilk şarkını, ya Necip Fazıl mezhepsiz din olmaz diyor ama o din alimi değildi filan, arada sırada bir laf sokarlar geçerler. Çok rastlamışsınızdır bunlara, hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ya da Türkiye Anadolu'ya husumetin vardır. Necip Fazıl'ın sürekli Müslüman Türk demesinden rahatsızlığını dile getirirsin. Ya kardeşim o da ümmetçiliğin ruhunu tam alamamıştı. Sürekli Türk diyordu filan gibi haince bir laf ortaya atar geçersin. Fakat o kişi yani Necip Fazıl daima tartışmanın merkezindeyse, bütün hesaplaşma onun etrafında dönüyorsa o halen yaşamaya devam ediyor. Yaşayan ve yürüyen bir suret vardır. Öyle vefatının üzerinden bilmem kaç yıl geçen bir fikir ve sanat adamı hala tartışılıyor ve istismara maruz kalıyorsa düşünceleri yürüdüğü içindir. Aksini düşünen var mı? Necip Fazıl yaşamasaydı hala tartışılır mıydı? Yürüyen bir suret olmasaydı. Bu noktada son birkaç senedir gerçekten öyle bir entrika karşısındayız ki inanın şahsi düşüncem, kimseye hedef almıyorum ama alınan da alınsın. Necip Fazıl bu devirde olduğu kadar hiçbir devirde saldırı altında olmadı. Bu saldırının merkezinde olanlar da bizzat Necip Fazıl adına ve onun yolunda olma iddiasıyla, ona yakınlık propagandasıyla bu saldırıyı organize ediyor. Yani bana adres sormayın, kaldırın başınıza etrafındaki Necip Fazıl'ı anma etkinlikleri, etrafında işlenen cinayetlere bakın.
Oscar Wilde'ı sordum ama bir başka İngiliz'i, Shakespeare'i sorayım. Shakespeare'i bilmeyen yoktur herhalde. Üstadın da en beğendiği isimlerden birisidir bu arada. Yaralı Kapa der onun için. Ha, bu Yaralı Kapa'nın eserlerini bana deseniz ki Shakespeare'i bir kelimeyle özetler misin deseler, Batı'da herkesi hani bütün kainatı der Mirza Beyoğlu tek bir kelimeyle özetleme cihetinden filan bahseder. Hani Strabon'un yüzü görmeyen Melun örneği var. Şu an yanlış bir örnek vermek istemiyorum. Shakespeare'in özeti entrika kelimesidir arkadaşlar. Shakespeare okuyun. Özellikle bugünlerde çok lazım olacak. Entrika şeytanın sanatıdır. Şeytan Allah'a giden dosdoğru yolun saptırıcısı olmak bakımından bazen en keskin hak suretine bile bürünmekten kaçınmaz. Hepiniz hayatınızda bir entrikaya maruz kalmışsınızdır. Hani bel altından vurma dersiniz. Entrika bel altından vurur. Genellikle dost görünür. İyi ve faydalı bir oluş süsüyle sokulur. Tatlı sözlerle okşamaya çalışır. İlim derken ilmi, fikir derken fikri, gerçek derken de hakikati dost doğru yoldan ayırmanın ve başka bir gayenin emrine vermeden. Ve elbette Necip Fazıl derken de Necip Fazıl'ı harcama yetmiş. Hani sizle sabah konuşuyorduk Cem Bey, namazda şeytan nasıl engel olurmuş filan bahsinde bir örnek verdiniz. Önce kalkma ya, uyu, sonra kuşluk vakti kaza edersin. Dinlemez de namaza kalkarsan camiye gittiğinde lan geldim bu saatte madem en önde kılsana namazı herkes görse filan hesabı. Entrika böyle bir şey. Kral Lear Shakespeare'in en ünlü eserlerinden birisi. Necip Fazıl buna da çok sık gönderme yapar bu arada. Bu eserin bir kahramanı var. Yine entrika üzerine kurulu. Müsaadenizle iki satır onu okumak istiyorum. Tam da yaşadığımız günlerin özeti. Böyle güleç suratlı herifler çözülemeyecek kadar sık olan kutsal bağları fareler gibi kemir koparır. Efendilerinin benliklerinde coşup taşan hırsları tatlı sözlerle körükler. Ateşe yağ, soğuğa buz kadar. Kafanızı kaldırın ve bakın sağa ve sola, öne ve arda. Hangi kesim içinde bunu görmüyorsunuz? Bu oyunu başlatanlar, bu oyunda başrol alanlar bile bunu yaşıyor. Ve bu işin bize bakan cephesinde de sahte bir büyük doğu güzellemesi var ne yazık. Bu kırılmayı aşmanın yolu bütün samimiyetinizle Mirza Beyoğlu ile yüzleşmekten geçer. Sadece Türkiye'nin değil, sadece İslam aleminin değil, berzahta kıvranan bütün insan. Çünkü ahlak ete kemiğe bürünmek ister. Mirza Beyoğlu olması gereken ahlakın ete kemiğe bürünmüş canlı halidir. Bu yüzdendir ki yüzyılımız onunla imtihan halidir. Hani Fikret'in bir şiiriyle başladım. Hepiniz belki şaşırmışsınızdır. Fikret bir dilsiz birisinin şiirinin ne işi var filan diye. Sonunu biliyorsunuz Fikret'in. Dürüstlüğüyle şöhret bulmuş bir adam. Ama geldiği son nokta korkunçtur. Şimdi Müslümanlar olarak çuvalınızı kendinize batırma zamanı. Ahlak davasına gelmek üzere. Bir ihtilal çağında Fikret İstanbul'a lanet okuyor. Onun kalın bir sis perdesi altında bir daha hiç girilmemek üzere yok olmasını istiyor. İstanbul, imparatorluğun başkenti. Bütün dünyanın merkez şehri. Müslümanların başkenti, halifeli. Ama Müslümanlar ahlaken o kadar dejenere olmuş ki adam nasıl bir psikolojiyle artık dünya seni görmesin, böyle bir şehir görmesin. Örtün evet ey haile, örtün evet ey şehir. Örtün ve müebbet uyu, ey facireyi değil. Çığlığın atan nasipsiz Fikret'in de mazereti, tıpkı bugünleri hatırlatan riya ve entrikalarla dolu toplum düzenine dejener olmuş ahlaka durdurdu işte. Adam ayak oyunlarını görüyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, en uçlanmaz tıkratlara sürük veriyor. Çünkü gördüğü kendisi dürüst birisi, Müslümanlar maalesef, her türlü dalaverenin içerisine batmış. Ağızlardan düşmeyen din, iman, mukaddesat kelimeleri sadece günahları saklamaya yarayan bir örtü durumuna gelmiş. Ve lanet okuyor. Örtün ey kanlı toprak, örtün ey zamanın kart fahişesi. Bu sisin altında boğul, örtün ve bir daha hiç uyanma.
Fikret'in lanetini besleyen bu gördükleridir. Siz şiirin üzerinde çalışabilirsiniz bu anlamda. Bin kocadan arda kalan el değmemiş bakire diye alay ediyoruz. Aslında İstanbul'un şahsını o günün çürüyen cemiyetiyle alay eder. Hatta vücut şiirinde geri alıyor. Hayır, hayır, sana değil bu raci, ben inan. İçinde yaşayan pisliklerdir o fidan. Sen araya da harcan. Fikret'in kabahati özü gidip adı yani bütün bu pislikleri Fikret'e nasıl kabahati bütün bunlar İslam ahlak ve faziletini bitirmiş olmanın hazin neticesiyken Fikret ise kabahati özü gidip adı kalmış tertemiz kaynaktan bulur. Bu dalgalı mısralar küfür hesabına değil de iman ve hak kutbu adına aykırılsaydı ben şahsen siz şiirin duvara sandım. Oysa aynı öfkeyi Fikret'in duyduğu öfkeyi başkentlerin şahsında Necip Fazıl da duydu. Hani biraz önce şiir okuyordu. Başkentler haritası yerde sarhoş kusunu diyor. Geçenler geçti seni uçtu pabucunda ama çatla Sodom ve Gomorre, patla Bizans ve Roma diyor. Ama bu pisliğin esas sebebinin dinden kopmak olduğunu biliyordun Necip Fazıl. Dindar ve dürüst Fikret'i nasipsizliğe sürükleyen ve dinsizlere onun dürüstlüğünü bayrak yaptırıp mevzi kazandıran bahaneler bugün o kadar çok çoğalmıştır. Yaşayan ahlak demiştim ya Mirza. Sis altında olan riya ve entrika değil maalesef hakikatin ta kendisi. Boğulmak üzere olan da. Öyleyse bu sisi dağıtmaya mecburuz. Sahte dindarlık, sahte büyük doğuculuk sisini dağıtalım ki Necip Fazıl'ın ifadesiyle nur kaçtığı yerden toprağa gelsin. O şiiri bilirsiniz. Pervane dediğin şera gelir, sular kıvrım kıvrım ırmağa gelir şiir. Küfrün de imanın da bahanesi olmaz, onu kabul ediyorum. Nasip işidir. Yani etrafındaki olumsuzluğu örnekler bir insanın küfrünü meşrulaştırmaz. Nasip olmayan bir şekilde bahanesini bulur. Nasip olan da en beklenmedik, en hayale gelmez yerde Allah'ın birliğini ve Resul'ün hak oluşunu doğrulayabilir. Dolayısıyla şu veya bu dönemin Müslümanların içinde bulunduğu maddi ve daha önemlisi manevi çöküntü Fikret'in küfrüne mazeret olamazdı. İşin esası budur. Ama öte yandan biz Müslümanlar da aynı zamanda vesile olacaklarımızla imtihan ediliyoruz. Şunu yaparsam senin küfrüne vesile olup vebale giriyor. Bunu yapınca da imanına vesile olup sevap kazanır. Ben olmasam da o kişi nasibinden ne varsa olacak. Ama ben de sebep olacağım vesileyle imtihan ediyorum. İnsanların küfrüne mazeret olmayalım arkadaşlar. Bahanesi biz olmayalım. Bunları özellikle belirtmek istiyorum. Yaşayan ahlak. Nefiye dair o muhteşem dörtlüğü yazan insan nasıl tarihin kadim şiirinde bütün bir geçmişi gömer. Fikret'in döneminde İslam'a bağlı tezatsız bir dünya görüşünü örgüleştiren ve bütün menfilikleri buna nispet mahkum eden bir mütefekkir yok. Bugün Salih Mirzabioğlu var. Konuyu bağlamak istiyorum. Bu anlamda Necip Fazıl demişim en sonda, artık arada neler kaynadıysa, Romalı bir tarihçinin Kartaca için verdiği hükmü çok sık tekrar eder. Kartaca yok oldu. Çünkü şairleri yok. Şairi şuura ve şuuru aydına, aydın vicdanına tercüme ettirecek olursak, Batı yenilecek çünkü aydını kalmamış, vicdanı kalmamış. Bunun örneklerini bilahare konuşmanın tam metninde de görebilirsiniz. Necip Fazıl Mirzabioğlu merkezinde aydın kavramına da girmek istiyordum. Bu örneği bu vesileyle vermişim. Sonuç olarak Nazım Hikmet bir şiirinde Lenin'i sevmek demek Lenin'i anlamak demek değildir. Lenin'i sevmek inkılabı Lenin gibi anlamaktır diyor. Bu çerçevede bizim de söylememiz gereken şudur. Büyük Doğu'yu anlamak demek Necip Fazıl'ı Salih Mirzabioğlu gibi anlamak. Nasıl ki günümüzün gerçek istedikleri Müslümanlarsa ve Hazreti Ali'yi hakikatiyle sevmek ancak Ehl-i Sünnet dairesinde mümkünse iddia ve büyük doğuculuk aynı çerçevede değerlendirilmektir. Bu mananın dışında Necip Fazıl ve büyük doğu güzellemeleri ancak hakikate kıymaktır. Sabırla dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Allah'ın selamı üzerinize olsun.
soruya geçiyor. Bu zihninizde toparlayıcı anlamda bir soru sormak istiyorum. Daha seçeceğim ama soru öncesi bir cümle söylemem lazım. İslam hikayesinde böyle bütün nesneler arasında ya da kişiler arasındaki ilişkiler dört kaba tasnifte aslında izah edilir. Onu da teknik ıstılahları, kavramları üzerinden değil de bir misalle vermek istiyorum. Siz şimdi birazdan sayacağım bu dört ilişki türünden hangisine oturtmayı tercih ederdiniz? Üstad ile kumandan arasında ya da herhangi birine oturtmayı tercih eder miydiniz? Bu ilişkilerin misallerini şöylece yazdım. Bir üstad ile bir talebe ilişkisi. Birinci madde bu. İkinci madde bir elmayı oluşturan iki parça, iki unsurun arasındaki ilişki. Üçüncüsü yine bir elmayı mesela şekli ve tadıyla oluşturan iki tane unsurdan. Dördüncüsü de birbirini takip eden iki tane film karesi şeklinde tasnif edeyim. Bu dörtlerden herhangi birine sığdırır mıydınız? Sığdırırsanız hangisidir aralarındaki? Bendeki ilk tedavisi ki mezunun içerisinde de geçti hatırlarsınız. Onları bir ve bütün birbirinden ayrı göremiyorum. Sanki birbirlerini tamamlamak için kendi zamanlarında eğer üstad olmadan Necip Fazıl imana gelmeseydi, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni tanımazsaydı, bu Rabbani mizajıyla işin nasılını çerçevelemezseydi, Salih Mirzabioğlu böyle bir ortamda Müslüman olarak vasatı görseydi, Necip Fazıl'ın yaptığı işi yapmaya memur kalacaktı. Ama 40 yıl geriden başlamış olacaktı bu mücadele. Dolayısıyla bunları bir ayniyetin iki sureti olarak görüyorum. Ben iki ayna bir elma şeklinde tarif etmek isterim. İki aynanın biri sağ tarafını sonsuza kadar gösteriyor, birisi sol tarafını. Bir ve aynı. Bir tarafının elmanın bir tarafında mayhoşluk biraz fazladır, bir tarafında şeker fazladır. Ama o elmaya ait bir şeydir. O elmanın sırrıdır. Bilmiyorum. Yok, ben sizin görüşünüzü sordum. Ben görüşüm bu şekilde tarif etmek isterdim. Teşekkür ederiz. Hani bir talebe üstad değil de bir ayniyetin kendi zamanında, farklı zamanlarda dönemin ihtiyacına nispet görmüş. Ali Osman Bey, bir sorunuz var mı? Platform başkanımız olarak. Çok teşekkür ederiz. Yani orada üstadla ilgili kumandanın bu alıcı verici rolünden bahsediyor biliyorsunuz. Konferansta bekledim aslında oraya gelecek misiniz diye, ben gelmediniz. Nasıl anlamamız lazım bunu? Yani bir üstad da Salih Mirzabioğlu arasındaki aidiyeti anlatırken Efendi Hazretleri'nin misyonunu veya Efendi Hazretleri'ni biz nasıl anlayacağız? Yani aslında biz üçten bahsediyoruz. Fakat konferansın bütün içerisinde belki ben kaçırdım, bilmiyorum. Ama o şeyi, çünkü bu elma misalini dersek eğer, o zaman alıcı verici rolünü nereye oturtacağız biz? Teşekkür ederim. İdeoloji ve ihtilal bahsini kısa geçmiştim aslında. Bu alıcı ve verici rolünü hani orada sıkılırsın. Bu ideoloji ve ihtilal bahsi üzerine kurmak istiyorum şahsen. Mevzu çok uzun olduğu için arkadaşları sıkmamak için o nokta üzerinden. Hani Sayın Mirzabioğlu büyük müstahiplerden atı tefekkürüne sarkarken zaten üstadımdan aldığım hazır lob ölçüme, hazır lob derken mesela bir Bergson'a nasıl bakılması gerektiği, bunları hazır olarak buldum. Bu anlamda şunu söylemek isterim. Necip Fazıl külliyatı bakımından söylenmesi gereken her şeyin usulünü verip getirip sadece ideoloji ve ihtilal bahsini üstada, kumandan Mirzabioğlu'na dayandırmış. Eğer Necip Fazıl'ın aslında yazdığı, anlaşılmasını istediği,
o anahtarlarla diğer mevzular açılmış olsaydı, Mirza Beyoğlu Büyük Doğu'nun çerçevesi içerisine girmiş, her şey Büyük Doğu'nundur ölçüsünün inzibatı olarak orada durur ve Necip Fazıl'ın rüyasını gördüğü emaneti, baş yücelik devletinin toprağa nakşetme vazifesini alırdı. Bilmiyorum kastımız bu muydu, alıcı verici rol. Bizzat ihtilal davasına, ihtilali bir fikir olarak alıyorum burada, yanlış anlamayın öyle. Hani bir fikir meselesi olarak, felsefi anlamıyla ihtilal kavramına değiniyorum. O şekilde değerlendiriyorum. Muhittin Arabi Hazretleri'nin eserde derinleşme mevzunu kastederken, benim mizacım misyonu budur, toprağa fikrini akşetme falan derken, aslında Üstad'dan aldığı imam, çünkü İmam Rabbani olmasaydı biz Muhittin Arabi'yi anlayamazdı. Bugün belki Muhittin Arabi hakkında küfür ikamlarında bulunacak. Bu alıcı verici konuyu bu çerçevede izah etmek isterdim ama inanın çok yere atladım. Buyurun hocam. Merhaba, Ömer Salman. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz serzenişle başlayalım isterseniz. O kadar büyük bir çerçeve çizdiniz ki ben burada kendinden utandım. Estağfurullah, lütfen. Salih Mirza Beyoğlu'nun birkaç kitabını okumaya çalıştık, biraz bakmıştık şöyle. Hani neyi kaçırdığını merak ettim. Tekrar o anlatımdan sonra bir bakacağım, yeniden bir şey yapmaya çalışacağım ve bilgine de vaati verelim, o sayede iletirsiniz. Ama şunu merak ettim genel çerçevede. Hani Necip Fazıl'la kişiler kendisini maskelemesin derken, yani mesela imajlı olarak Necip Fazıl'ı kullandığımızda burada Asla. Maskelemek derken ne anı kastetmiştim? Sen şu işi yaparsın, halis bir niyetle buradan bu payda dolar. Ben aynı işi yaparım, şu niyetle bambaşka bir yere çıkar. Hani geçmiş günlerde mesela Necip Fazıl'ın Mehmet Ödül Töreni falan düzenledi. Yani çok düzenledi. Herhangi bir yere şey yapmak istemedi. Bir insana, bir insanı ödüllendirmek, ben şöyle örnek vereyim. Ben şimdi çıksam, jüri, Nazım Hikmet ödül töreni adına bir ödül töreni düzenlesem, ben bir Büyük Doğu iddia düşüncesini takip eden birisi olarak, bir Müslüman olarak, Allah ve Resulüne şeksiz şüphesiz iman etmiş birisi olarak çıksam, yarın bu adımlar platformu olarak Nazım Hikmet ödül törenini düzenliyoruz vesaire. Ve Nazım Hikmet'le en ufak ilgisi olmayan kitlere, böyle dinler kitlere Nazım Hikmet şiir ödülü verse, Nazım Hikmet roman ödülü verse, bu tuhaf kaçar mı? Kaçmaz. Ben kimim ki Nazım Hikmet adına değer tayin ediyorum? Onun inandığı sanata inanmam, onun inandığı görüşe inanmam. Necip Fazıl'a bir nispetin nerede? Necip Fazıl'ın sanata bakışından aldığın payını ve bunun ne kadarına katılıyorsun? Necip Fazıl adına birini takdir edebilmek için Necip Fazıl'a nispet dedi. Mezhepler sahabeye nispet ölçü koymuştur mesela. Necip Fazıl adına ölçü koymak duruyordu kendine. Ne için büyük bir cinayettir? Ama dost Necip Fazıl'a sahip çıkıyoruz, onu okuyoruz, o ok hesabı bir nevi kendi nefsini pazarlamak karşılayacağız. Biliyoruz ki Donald Necip Fazıl'ın ben ödül alanlarda da değil. Ben bizzat bu mananın yanlış olduğunu üzerinde. Bilmiyorum. Maskeleme kastında buna benzeri anlayışlar. O anlamda Necip Fazıl adına değer takdir edebilecek. Çünkü ona nispetini gösterebilmiş tek kişi Salih Mirza Beyoğlu. Necip Fazıl'dan başka kimse Necip Fazıl adına, Salih Mirza Beyoğlu'ndan başka hiç kimse Necip Fazıl adına, Necip Fazıl'ın yerine koyarak kendisinin görüş ve kıymet tayin edemez. Bu bilinçli yapılırsa da hainliğe kadar uzanır. Yoksa siz tabii ki üstadı okuyacaksınız, üstadı okutacaksınız. Yani üstadı okumak kumandan okumaktır, kumandan okumak üstadı okumaktır. Bu bir usuldür, ondan ona gidersiniz, bundan ona gidersiniz. Yani o anlamda yanlış bir şey söylediysem hakkınızı helal edin. Buyurun hocam.
son cümleniz çok düşündürücü. Hazreti Ali'yi sevmek ancak ehli şiddetle olur dediniz. Doğru mu? Aynen. Hakikatiyle sevmek. Ben de şunu soruyorum. Ehl-i sünnetin içinde Ehl-i Beyt'in yerini ne anlıyorsunuz? Yani o konudaki düşüncenizi de öğrenmek isterim. Ehl-i sünnet, Ehl-i sünnetin içinde Ehl-i Beyt'in yeri sizce nedir? Ehl-i sünnet, Allah Resulü'nün sevdiklerini sevmektir. Ehl-i sünnetin yeri, Ehl-i Beyt'ten ayrı bir Ehl-i sünnet düşünülebilir mi ki? Her sahabenin kendisine göre bir yeri ve derecesi vardır. Ehl-i Beyt'te Hazreti Ali dördüncü büyük sahabedir. İlim ve akıldır bu anlamda. Ehl-i Beyt'i dışarıda tutan tek bir Ehl-i Sünnet anlayışı yoktur zaten. Ehl-i Sünnet adına. Ehl-i Beyt inkar edene rastlamış olmanız lazım gelir ki ben de Ehl-i Sünnet'in şu cephesi ya da bu cephesi diyebileyim. Ama Ehl-i Sünnet bir bütündür zaten bu anlamda. Ve ashabı bir bütün olarak sevmektir. Allah Resulü'nün sevdiğini Ehl-i Sünnet'ten birisinin sevmemesi düşünülebilir mi? O anlamda Hazreti Ali'yi sevmemek, Hazreti Fatıma'yı sevmemek, Hazreti Hüseyin Efendimiz için, Kerbela'da yaşadıkları için gözyaşı dökmemek bir Müslüman için mümkün mü? Ve bu olmadan Müslüman olunabilir mi? Yani bu, bilmiyorum ne kastettiniz yani böyle bir Ehl-i Sünnet bağlısının olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Ya da gördünüz mü hiç Ehl-i Beyt'siz bir Ehl-i Sünnet olabileceğini? Ya açmanızı istedim. Her sahabenin yeri ve değeri vardır. Ya açıkçası ben Büyük Doğu iddia çerçevesinden buna bakacak olursam Necip Fazıl sahabe, dört büyük sahabeyi şu şekilde anlatır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Osman ve Hazreti Ali ve bunların her birine bir makam konulur. Hazreti Ebu Bekir'de sıddıkiyet vardır. Hazreti Ömer'de adalet vardır der. Hazreti Osman'da edep vardır. Hazreti Ali'de ilim vardır der. Ve bunların her biri her birindedir. Ehl-i Sünnet bizim için şundan çok önemlidir. Sahabe aslında iddiasız büyük doğuculukla Ehl-i Sünnet dışı İslam aynı kapıya çıkar, devletsiz bir İslam'a çıkar. Çünkü sahabe İslam devletinin yaşayan halidir. Yaşayan suretidir, yaşayan ahlakıdır. Ve fikir ahlak ete kemiğe bürünmek ister. Mirza Beyoğlu için yaşayan ahlak derken de onu kastetmişti. Yoksa peygamberler bulutların üzerinde doğar, bulutların üzerinde yaşar bize gökte hatta haşa yani la teşbih. Yani peygamberlere bile gerek olmazdı. Ehl-i sünnet yani sahabe hakikati, sahabe topluluğu. Topluluk dediğin anda da bunun devlet planında ifadesi gerekir. Anlatabiliyor muyum? Ehl-i sünnet bunun için önemlidir. İslam'ın devlet suretinde, devlet planında iddiasının olabilmesi için, varlığını gösterebilmesi için. Arkadaşlar var mı söylemek istediğiniz bir şey? Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bir dahaki sefere tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sanmanız tekrar kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Fikir kendisini tamamladı. Artık yanlış anlaşılmasın. Sohbet vazifesini tamamladı. Anlatabiliyor muyum? Artık biz Müslümanlar olarak onu ortaya koyduklarını hayatımızda sergilemek zorundayız. Fikir de kendisini tamamladı. Hocam sana sormak isteyen hanımefendiler varmış. Niye soruyordunuz? Ben değil, ben sormak istiyorum. Şimdi o
okumak sonra bir şey sorabilir miyim? Bizim biraz daha iyi bekliyoruz. Nasıl? Bizim yok.